İmamoğlu. Neden? Ya şimdi Türkiye'ye bakarsan dün televizyona verdi dahi. Yani şu anda dünyanın en çok Covid sayısı olan ülke. Covid En çok sayısı. olan ülke. Şeyleri, tedbirleri çok iyi aldılar. Çok güzel aldılar ama sonra kongre yaptılar. Livalov doğdu falan, millet dayanamadı. Ben her zamanki gene reis derim. Reis dersin. İmamoğlu'nu şöyle söylüyorum. İmamoğlu bizim buradan çıktı. Fakat ben çok sevdiğim bir kardeşim. Bizi arasında görüştüğüm bir insan ama yani sadece sosyal ilişkilerle bu işi götürmeye çalışıyor. Yani çok iyi sosyal hitap gücü, yaklaşımı falan iyi ama icat noktasında çok değil. Bakın Beylikdüzü'nde halen şurada bir tane Bakırköy Taksim otobüsü yok. Neden yok? Bakırköy yok mu Bakırköy yok. Vallahi güzel bir soru. Şu an cevap veremeyeceğim. Tamam. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Tercihiniz kimden olur? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani Tayyip'e göre İmamoğlu daha iyidir bizim için. Burada hem belediye başkanı döneminde yaptığı icraatlar olsun hem çalışmaları bizim için daha iyidir. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu daha özgürlükçü, daha Türkiye'yi ileri getireceğini düşünüyorum. Bunların yapmadığı kötü bir şey kalmadı artık. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Büyükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa hangisine oy vereceksin diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmayın. Seçim ikinci tura kalsa bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Erdoğan olsa oyunuz kime? Mansur Yavaş'a. Ama o yok. İmamoğlu ve Erdoğan var. O zaman İmamoğlu. O zaman da İmamoğlu olur. Yine dediğim gibi tercih yapmazdım. İkisine yok. Yine yapmazdım. Kesinlikle İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü dini bayrağı kullanarak bir yerlere gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan, bir tarafta İmamoğlu. Kimi tercih eder? İmamoğlu. 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 İmamoğlu abi. Vallahi hiç bilmiyorum, tanımıyorum ha. Teşekkür ederim. Vallahi güzel bir soru. Şu an cevap veremeyeceğim. Tamam. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura İmamoğlu ve Erdoğan kalsa kime oy verirsin? Ben her zamanki gene reis derim. Reis dersin. İmamoğlu'nu şöyle söylüyorum. İmamoğlu bizim buradan çıktı. Fakat ben çok sevdiğim bir kardeşim. Bizi arasında görüştüğüm bir insan ama yani sadece sosyal ilişkilerle bu işi götürmeye çalışıyor. Yani çok iyi sosyal hitap gücü, yaklaşımı falan iyi ama icat noktasında çok değil. Bakın Beylikdüzü'nde halen şurada bir tane Bakırköy Taksim otobüsü yok. Neden yok? Bakırköy yok mu Bakırköy? Bakırköy yok. Bu hatta yok. Bak buradan geçiyor. Aşağı geçmiyor. Taksim yok. Ben İstanbulluyum. 6 yaşından beri İstanbulluyum. Şu anda ben nostalji yapmak istiyorum. Gidip Taksim'de yürümek istiyorum. Nasıl gideceğim? Yapamıyorum. Yapamıyorum. Anlaşıldı. Yine AK Parti. Erdoğan. Yine Erdoğan, yalan mı? Erdoğan. Yine Erdoğan. Yine. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan, bir tarafta İmamoğlu. Tercihiniz kimden yana olur? Tercihim olmaz. İkisini vermez misiniz? İkisini de vermem. Tek tercihim var, Mansur Yavaş. Anladım. Ama İmamoğlu tercih yok. O yok. Şu anda efendi, tek tercihim Mansur Yavaş. Şu anda beni ikna eden, bakın İstanbul'da olmama rağmen yaptıkları icraatlarıyla beraber İmamoğlu da çalışıyor. Yani inkar edilemez ama birinci tercihim. İşte bizim sorumuz ikisi kalmaz. Daha önce Mansur Yavaş'ı sorduk. Tabii ki tercihim kalmaz. Ekrem İmamoğlu olur. Yani. İmamoğlu. Şöyle tamam anladım. Ben yani ikinci şeye kalırsa Erdoğan'ın eline yani direkt vermiş oluruz. İlk seçimde ortak aday belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci anladım. İkinci tura kaldı. Açıkçası onu şu anda önümüz yani şu anki duruma göre Ekrem İmamoğlu'na veririm ama ilerleyen durumlarda göreceğiz yani. Yani evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Erdoğan olsa kimi tercih edersiniz? Tabii ki İmamoğlu tercih edeceğim. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Neden? Ya şimdi Türkiye'ye bakarsan dün televizyona verdi dahi. Yani şu anda dünyanın en çok Covid sayısı olan ülke. En çok olan ülke. Şeyleri, tedbirleri çok iyi aldılar. Çok güzel aldılar ama sonra kongre yaptılar. Livalov doğdu falan, millet dayanamadı. Allah razı olsun. Abi nasılsın? İyi misin? Vallahi nasıl? Videolarımızı nasıl buluyorsun? Senin videonu çok iyi görüyorum. Teşekkür ederim. Tercihim başta Selahattin Demirtaş olsa tabii ona veririm. Tamam. Ama o zaman HDP diyelim oyun.
Ya benim oyum rengi bellidir. HDP yani. Şu şekilde. Yani siyaset olarak, parti olarak her şey boş. İnsan seçime gittiği zaman, sandığa gittiğin zaman vicdanın sesiyle gideceksin. Tamam. Ha. O zaman gelsin bakarız. Başımıza hangisiyse o kazansın. Oğluna veririm. Tamam. Yine Erdoğan'dan yanayım tamam. Abi ya. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Tercihiniz? İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan'ı kullanırım abi. Erdoğan'ı mı? Evet. Neden? Yani İmamoğlu'nun şu anda Ekrem İmamoğlu'nun şu anda Cumhurbaşkanlığı şeyini düşünmüyorum abi. Daha erken. Daha erken abi. Tamam. Erdoğan. İlginç oldu. Şimdi şöyle var. İmamoğlu aday olabilir. İşte kaldılar benim 2. tura. Bizim 2. tura ikisi kaldı. Siz kime oy verirsiniz? Ya değişmez benim oyum zaten. Çünkü... Ben Erdoğan denizi bileyim. Burada da ayrı soru yapıyoruz ya. Ayrı soru... Çünkü 3 tane soru, 3 cevap. Erdoğan'a veririm. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? İmamoğlu'nun bir bilgisi yoktur. Öyle havaya bakma. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Hangisine oy verirsiniz? İmamoğlu'na. İmamoğlu. Erdoğan'a. Erdoğan'a. Erdoğan. Erdoğan'la. Yani. İmamoğlu olurdu abi. İmamoğlu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve İmamoğlu. Tercihiniz kimden yana? Güzel bir soru. Maskeye bakarsanız. Mansur Yavaş diyeceğim ben. İmamoğlu. Ama ikisi kalsa diyorum. Mansur'u daha önce sordum. Şimdi İmamoğlu ve Erdoğan. Gönlümde o olduğundan dolayı söyledim. Tabii ki İmamoğlu olur. Aynı belediye başkanlığı desteklediğimiz gibi. Cumhurbaşkanlığı da destekleyeceğiz ayrıca. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. İmamoğlu'na. İmamoğlu'nu tercih ederim. İmamoğlu. Gerekçem var mı? Gerekçem yani Beylikdüzü'nde yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gayet iyi yönettiğini düşünüyorum ben. İmamoğlu ve İmamoğlu. Evet. Şahsen ben buna cevap vermek istemiyorum. Olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Tercihiniz kimden yana? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Daha özgürlükçü, daha Türkiye'yi ileri getireceğini düşünüyorum. Bunların yapmadığı kötü bir şey kalmadı artık. Tamam. Ya kötülükte sınır tanımıyorlar. Kötülükte zirve yok diyorsun. Zirveyi açtılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan bir tarafta İmamoğlu olsa hangisine oy verirdiniz? Erdoğan'a veririm. Gerekçeniz var mı? Tabii ki Erdoğan her zaman diyorum ya yaptığı hizmetleri henüz geçebilen biri yok. Hep kıyastırma yaptığım için sonuçta gene Erdoğan çıkıyor. Eksiler ve artıları yan yana koyduğunda. Eğer Tayyip Erdoğan'a daha iyi biri gelirse zaten gene ona veririm. Yani o illa da ona vereceğiz diye bir şart daha yok yani. Kesinlikle daha iyi bir parti olsa gene gider verirsin ama gerçekten baktığım zaman tek tek yok ya. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Tercihiniz kimden olur? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani Tayyip'e göre İmamoğlu daha iyidir bizim için. Burada hem belediye başkanı döneminde yaptığı icraatlar olsun hem çalışmaları bizim için daha iyidir. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan. Kime o verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Kesinlikle Tayyip Erdoğan. Tek geçerim diyorsunuz. Tabii.